Türkiye hapishanelerindeki mahpuslar 27 Kasım 2023 tarihinden beri 2023'ten Nisan ayına kadar Abdullah Öcalan üzerindeki tecritin kaldırılması ve Kürt meselesinin barışçıl, demokratik çözümü talebiyle açlık grevine girdiler. Bu eylemlerini Nisan ayı itibarıyla aile görüşlerine çıkmama, telefonlara çıkmama ve mahkemelere çıkmama şeklinde bir boykot eylemine dönüştürdüler. Mahpuslar bu eylemleri itibarıyla İmralı'daki Abdullah Öcalan üzerindeki tecride dikkat çekmek için bu eylemi bu şekilde devam ettiriyorlar. Ve aynı zamanda sadece İmralı Yüksek Güvenlikli Hapishanesi değil, diğer hapishanelerdeki tecrit ve izolasyon uygulamalarına karşı hem bir dikkat çekme hem bir tepki gösterme eylemi olarak böyle bir eylem tarzına dönüştürdüler. Biz durumu takip ediyoruz. Kentteki diğer hak temelli çalışan sivil toplum örgütleriyle bu eylemden sonra da gerek derneğimize yapılan başvurular ve gerekse de mahpusların yani hapishanelere yapmış olduğumuz rutin ziyaretler kapsamında bir hak ihlali olup olmadığı konusunda ziyaretler gerçekleştiriyoruz. Öncelikle mahpusların böyle bir taleple bu eyleme başlaması bile başlı başına bir hak ihlalinin sonucudur. Bu hak ihlalinin kaynağı yani meselenin ana temeli İmralı F tipi yüksek güvenlikli hapishanesinde devam eden ve yıllarca Abdullah Öcalan üzerindeki tecritte dikkat çekmek, kendisinden hiçbir şekilde haber alınamamasına dikkat çekmek amacıyla yapılmış bir eylem. Temeli itibariyle bir hukuksuzluğa işaret eden bir eylem. Bu anlamda kendi başına zaten bir hak ihlali durumu meydana getiriyor. Çünkü mahpuslar da bu eylemlerle hem kendi aileleriyle görüşmüyorlar, telefonlara çıkmıyorlar ve mahkemeleri de boykot ettiklerini belirtiyorlar. Bu bile başlı başına bir hak ihlali yaratıyor. Hasta mahpuslar öteden beri Türkiye infaz sisteminin çok önemli bir ihlal durumu Türkiye infaz sisteminde. İnsan Hakları Derneği'nin verilerine göre, 2023 verilerine göre Türkiye'de 651'i ağır, yaklaşık 1500 tane hasta mahpus var. Hasta mahpusların tedavi durumları, hastanelere sevkleri çok geciktiriliyor. Sağlık haklarından yararlandırılmıyorlar. Adli Tıp Kurumu raporlarıyla bu konuda tek belirleyici merci olan Adli Tıp Kurumu raporlarıyla tahliyeleri engelleniyor, hapishanelerde tutulmaya devam ediyorlar. Bu şekilde hasta mahpusların da hem sağlık hakları hem de yaşam hakları ciddi bir şekilde ihlal ediliyor. Ama bu eylemler hasta mahpusların da zaten katılmış olan hasta mahpuslar da bu eyleme katıldıklarında artık kendi sağlık durumlarıyla ilgili ailesinin de haber alamayacağını da gözettiğimizde çok ciddi bir sorun. Öncelikle bu hapishanelerde devam eden boykot eylemi, aile görüşlerine çıkmama, telefona çıkmama ve mahkemelere çıkmama eyleminin kaynağının yok edilmesi gerekiyor. Yani şunu söylemek istiyorum, İmralı Yüksek Güvenlikli Hapishanesi'nde devam eden tecritin sona erdirilmesi gerekiyor. Bugün basından ve avukatlarından öğrendiğimiz kadarıyla, takip ettiğimiz kadarıyla İmralı Hapishanesi'nde Abdullah Öcalan'la birlikte tutulan Veysi Aktaş'ın infazının bir yıl süreyle uzatıldığı haberini edindik. Bu durum bile tek başına İmralı'dan hiçbir şekilde dışarıya bir haberin İmralı'dan dışarıya hiçbir şekilde bir haberin ulaştırılmaması isteniyor. Çünkü Veysi Aktaş tahliye olduğunda en azından İmralı'da ne olup bittiğini, nasıl bir koşulda kaldıklarına ilişkin bazı bilgiler edinilecekti. Bu durum bile tek başına İmralı tecrit sisteminin başlı başına artık bir işkence yöntemi olduğunu ve sadece Abdullah Öcalan üzerinde değil, Abdullah Öcalan'la birlikte kalan mahpuslar ve Türkiye'de yüksek güvenlikli hapishaneler, S tipi ve Y tipi hapishanelerde de bu uygulamaların yaygın bir şekilde sistematik olarak bir işkence yöntemi olarak kullanıldığını belirtebilirim.